sizin kaderinizde bir madencilik vardı. Onun için bir maden atıldık. Ama gördük ki bu yaşam alanında kazalar da geçirdik, ölümler atlattık. En sonunda üçüncü madenci kardeşimi kaybettim. Kendim kazadan korktuğum binlerce şüphesim vardı. Ama şu an gerçekten yaşarken ölüyoruz. Bir türlü maden kazalarının ve maden ölümlerinin sonuna varamıyoruz maalesef. Yani giden sermaye, giden üretim, yani her şeye yol açıyor. Bunları dur edemiyoruz. Hani bunların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz ama işveren tarafından baskı olduğu zaman bunlar her şey ortadan kalkıyor. Maalesef bir üretim yüzünden. Askerlik dönemine kadar biraz hayvancılık ve çiftçilikle uğraştık. Sonra maalesef askerden sonra bir işe karar, iş yerine girmeye karar verdi. Bu madencilik bizim dedelerimizden ve babalarımızdan gelen bir meslek olduğu için ben de bir madene gireyim, hani bir maden çöplerinde çalışma ortamı olsun. Alıştık artık diyelim. Yani mecburiyet bile erken emekli olmasından dolayı bu madenciliği tercih ettim. En son maden Alacak Uyar Madencilik'te çalıştığımda maden kapandı ve başka iş yerine geçmek mecburiyetinde kaldık. Soma kömürlerine geçtik. Yani o vardığımızda o madeni öyle bir farklı bir maden olarak görmüştük ki, yani Türkiye'den Almanya'ya gider gibisi gelmişti bize. Çünkü emniyet 10 numara düzenindeydi. Çalışmalar, şartları güzeldi. Çalıştığımız ortamlar 10 numara içinde gidiyordu. Yani ilk girdiğim etaplardan bahsediyorum. İşçi çoğaldıkça, sermaye baskısı çoğaldıkça, üretim baskısı çoğaldıkça normalde çalıştığımız koşullardan, ana yollarda yürüdüğümüz yollar yüksek halde olduğu için bu sermaye yüzünden, bu üretim yüzünden, baskılardan yüzünden ne emniyet düzeni kaldı, ne üretim çalışma koşullarının emniyetli bir şekilde çalışma düzeni kaldı. Sonra da işte üretim baskısından dolayı, yani baskılı yerler taranmamaya başladı, üretim sıklaşmaya başladı. Ocağın içine sıcak hava, havasız yerler olmaya başladı. Biz bunları görmeye başladık. Maalesef o kadar söyledik, o kadar dile getirdik, o kadar emniyetçilerimize, o kadar amirlerimize, mühendislerimize söylediğimiz halde kulak ardı etmediler bizlere. Bize hiç saydılar. En son bu 301 madenci kazasının olduğu gün ben gelecek olan madeniydim. Sonra ben patlayan ocağın vadisi Gündüz Vadisi'nde oldu ve biz olarak bizim ekibimiz, bizim vadimiz Paşa Vadisi'ndeydi. Olay yerine vardığımızda hiçbir şeyle haberimiz yoktu. Duman bile gelmiyordu. Çünkü dumanı geldiğini görseydik, hani ilk müdahaleleri ekip olarak biz yapacaktık. En son tertip alanına girdiğimizde, servis araçlarına girdiğinde olayın şokunu atlattık. Sonra ocak ağızlarına girdiğimizde desenleri ağızdan aşağı inecek, aşağı ineceğimizken olayın olduğunu öğrendik. Yani bu maden işçileri nerede? Bu işçiler neden çıkmadı? Sonra birkaç tane kurtulan arkadaşlarımızdan aldığım habere rağmen aşağıda bir patlamanın olduğunu, tüm işçilerin aşağıda kaldığını öğrendik. Sonra apar topar işte depolardan maskeler, tarihçi ekipleri, bunlar çıktı. Bir şekilde müdahale etmeye başladık. Ocağın patlayan olan bölümüne oradan girişler başladı. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat buldu yani inip çıkmamız. Olay esnasına vardığımızda o bandın yandığını ve arka tarafa geçişlerin olmadığını gördük maalesef.
Getirdiğimiz kol içinde maskeleri ilk defa orada gördük. Yani yanlarımızda taşıdığımız bu maskeler bize hiçbir fayda etmedi. Yani yıllarca kullandık ama bu maskeyi açma yettiğimiz bile yoktu. Yani anlatıyorum size. Gerçekler neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü depolardan verildiğinde işçiye demezler ki en ufak gaz sızıntısı olduğunda bunu kullanırsın, mecbursun demek zorunda yerine bizlere şu maskeyi kullanamazsın, bedeli yoktur, gömmeyenle kesilir. Bu işçiler bunlara söylenildi. İşbirle 301 madenci kazasında kurtardığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimizin şu maskeyi dahi açmamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bilmiyorum, o maskeler ilk defa gördüğüm şöyle büyüklüğünde tarihçeye maskeler vardı. Onları gördük. Bu ne dedik? Bunlar tarihçeye maskesi. Karbon monoksit maskeler diye geçiyor. Onlardan gördük. Bunlar depolarda mıydı, başka madenlerden mi geldi onu bilmiyoruz. Yarım saat içinde bunlar geldi. Onları koli koli alarak bu arkadaşlarımıza yetiştirmeye çalıştık. Neyse, Pisova bölümünden hava temizlendikçe, emniyetçiler önünde yol açtıkça Seyfanası'na ulaştık. Seyfanası'nda arkasında bir tane devletten kalan bir baca vardı. Orada 5 tane arkadaşımızı sağ salim kurtarmayı başardık. En son oraya sığınmışlar, kurtulmuşlardı. İlk önce onları aldık. Sonra ilerleme yapıldı. Seyfanası'na geldiğimizde toplu ölüm. Toplu ölüm derleriz ya, hani inanmayız, görmeyiz ama biz görünce şoka girdik. Madenlerde şu yapılmalı. Madenlerde her işçi iş sağlığı güvenliğine eğitimleri çok sıklaştırmalı. Bilinçlendirilmeli ve bunlara sık bir şekilde anlatılmalıdır. Çünkü ben birçok şeyi bilseydim ya da öğrenseydim, duysaydım, benim hayatta kalmamın tek sebebi sağdan soldan aldığım bilgi, yetenek ve tecrübedir. Maalesef biz bunları görmedik. Madenlerde çalışıyoruz ama bana kaç gün eğitim gördün dediğini deseler, ben o soma kömürlere başladığımda 3 gün sadece eğitim aldım. Emniyet düzeninde ve sağlık düzeninde. Başka bir eğitim gördün mü? Hayır. Ben orada 2,5 sene çalıştım. Bu eğitimler sıklaştırılsa, bu eğitimler bilinçlendirme altında ayda bir defa da olsa, işçilerimize yapacakları konu hakkında bilinçlendirilse, belki tecrübe kazanacak, belki bu olaylar yaşadığında hayata tutunacak bir dal olacak. Bunlar işte bilinçsiz olduğu için bildiği olmadığından dolayı maalesef bu kazalarda geçiyoruz. İşte sermaye diyelim ya, sermaye her şeyi yaptırıyor. Yani üretim, fazla üretim her şeyi yaptırıyor. Mahallene girme sebebi erken emeklilik ve çoluğuma çocuğuma bakan bunlar için bir iş sebebiydi. Yine mahalleye girmek istiyordum. Hani günlerim daha az kalmıştı. Bir şekilde doldurmak istiyordum. Birkaç yere madenlere başvurdum. Olumsuz etkilerle karşılaştım. Onun sebebi ne diye sorarsanız, ben bu maden kazandığından sonra 6 ay psikolojik tedavi gördüm. İlaçlar kullandım. Kullanmak zorundaydık. Bir şekilde atlatıyorduk ama o olayın tepkisi üzerinde kesinlikle bu yıla kadar daha hala üzerimizde. Bu ilaçları kullandım. Kullanmak zorundaydım. Tavsiye edilen kullandığım ilaçların hani bir şekilde kullanıyordum ama mecburum çünkü. Bazı madenlerde şunu çıkarmışlar. Bu kullan İşe girişlerde, evraklarda 6 aylık ilaç dokumanı. Yani
Diyorlar ki 6 aylık işi gösterdi, 6 aylık ilaç geriye dönük ilaç takımını şeyini istiyorlar. Evvel kazanan onu. Bir iki yerde o madenlerde kullandığım ilaçlardan dolayı işe gelemedim. Bazı madenlerden de şeker bozukluğundan dolayı işe gelemedim. Sonra dedim ki benim maden hayatım bitti. Bir de iki tane evladım var, oğlum. Baba dediler, madene girmem. Oğlum, girmek istiyorum ama şu emekli günüm az kaldı, çalışmak zor değil. Bir şekilde yani bir şey yapayım. Sonra artık dediler, gitmek istemiyoruz. Biz senden hiçbir şey beklemez. Sadece sağlığın yerinde olsun. Dedim artık yarışında iş buluruz. Sağ olun, birkaç yere başvurdum. Şu an başka bir iş yerinde hayatımı devam ettim. Dönmeye çalışıyorum.